geldiniz. Yavaş yavaş toplanırken bir müzik dinleyelim dedim. Ben gayet iyiyim, siz de iyisiniz inşallah. Bir ara vermiştik canlı yayınlara. Şimdi bu akşam yeniden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yağmurun narin sesi. Şimdi bir anlamı var. Aşkla sevda kırıldım. Sus dedim ama olmadı. Kalbimden ismin geçti. Saat 21 olmuş. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Bilge Hocam'la beraber canlı yayınımıza katılacağız. Başlıyor olacağız. Bu akşam kısa bir ara vermiştik. Benim özel durumlarımdan dolayı. Ama bu akşamla beraber yine dolu dizgin devam ediyor olacağız. Bilge Hocam hoş geldin. Sana katılma daveti gönderdim. Alabildin mi? Tekrar bir davet gönderdim. Bu akşam EFT ile dönüşüm atölyesi var sevgili hocamızın. Biliyorsunuz FDM platformunda kişisel gelişimimiz için birçok atölye oluyor. Bu akşam da yine bunlardan birini konuşuyor olacağız. Bilge Hocam kameranı kendine çevirdin mi? Ha, evet. Harika. Hoş geldin sevgili hocam. Hoş buldum. Selamlar. Yerimi ayarlayayım derken kamera ters dönmüş. Sabitledim. Harika. Harika, süper görünüyorsun hocam. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar, sizler de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yavaş yavaş girişlerimiz artacaktır sevgili hocam. Şimdi bir kısa bir ara vermiştik canlı yayınlarla ilgili. Benim özel durumlarımla alakalı. Ama bu akşam senin o muhteşem atölyen 1 Şubat'ta başlayacak olacak. EFT ile dönüşüm atölyenle ilgili hem konuşalım. Daha önce çok güzel yayınlar yapmıştık EFT ile ilgili. Hem biraz EFT'den bahsedip hem de atölyenin içerikleriyle ilgili bilgi alabilirsek çok çok mutlu olacağız. Evet. Evet. 5 ayrı çalışmayla sizlerle birlikte olacağım, katılanlarla. Bu 5 çalışma bizim en çok sıkıntı çektiğimiz konular. Özellikle onlara yoğunlaşmak istedim. Birincisi öfke çalışması. Her insanın içinde barındırdığı bir duygu ama kurtulmak istediği, bırakmak istediği, kendinde olmasından haz etmediği bir duygu. Bir diğeri annem ve ben, annemizle olan ilişkimizde yaşadığımız çatışmalarla ilgili, o duygusal çatışmalarla ilgili, yine düzeltmeye çalıştığımız, kurtulmaya çalıştığımız, bırakmaya çalıştığımız duygularla ilgili olacak. Diğer çalışmamız babam ve ben. Babam ve bende de babayla olan ilişkimizle ilgili çalışmalarımız olacak. Yine böyle babaya karşı hissettiğimiz duygular ve bunları nasıl dönüştürebiliriz? Çünkü bunun atölyenin
İsmi Dönüşüm Atölyeleri. Zaten değişim demedik, dönüşüm dedik. Çünkü değişim zamanla tekrar eskiye değişimde olabiliyor. Ama dönüşüm, artık geriye dönemiyorsun o dönüşümü yakaladıktan sonra. Bir böyle para, parayla olan ilişkimiz, paraya bakış açımız. Para dediğinde, denildiği zaman bizde neler uyandırıyor? Evet, istiyoruz. Para bize gelsin istiyoruz. Cebimizde olsun istiyoruz. Hayatımızda olsun istiyoruz. Ama farkında olmadan blokajlar koyuyoruz. O çeşitli inançlarımızdan kaynaklı, bakış açımızdan kaynaklı, farkında bile olmadığımız, başkalarından öğrenip hayatımızda yer eden bazı duygular var. Bunları dönüştüreceğiz. Bir diğeri de kilo. Kilo da zaten genellikle en büyük problemlerimizden, 1-2 kilo bile olsa bedenimizle hemen Kesinlikle. bir mücadeleye giriyoruz. Bu bedenle olan kavgamızda, kiloyla olan kavgamızda neye bakmamız lazım? Neden yiyoruz? Neden gereksiz yere yiyoruz? Fazla yiyoruz. Biliyoruz yemememiz gerekiyor ya da sağlıksız gıdalarla besleniyoruz. Biliyoruz onları da yemememiz gerekiyor. Bunların altında yatan duyguları dönüştürdüğümüz zaman gıdalarla olan savaşımızı da bedenimizle olan savaşımızı da dönüştürmüş oluyoruz, bitirmiş oluyoruz. Artık sulha girmiş oluyoruz. Bu parayla olsun, kiloyla olsun, babayla olsun, anneyle olsun, öfke duygumuzla olsun bir dönüşüm yaşıyoruz. Hem bırakmak istediğimiz duygular var diyorum ama sıkı sıkıya da tutunuyoruz. Aslında bazılarını bırakmamız iyiyken bazılarına da tutunmamız iyi aslında. Hani garip geliyor kulağa ama mesela öfke. Öfkeyi, o duyguyu sıfırlamak aslında çok da sağlıklı bir şey değil. Çünkü öfke aynı zamanda bizim motivasyon kaynağımız. Asıl önemli olan işte o duyguları dengede yaşayabilmek. Duyguları tutunmak ya da bırakmak değil, o duyguları istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde yönetebilmek önemli Evet olan. hocam, burası çok önemli hocam, değil mi? Artık aslında bu duyguların bizi dizginleri eline alıp oradan oraya savurması yerine bu duyguların fark edip içimizdeki onları dengelemek için müthiş bir araç olarak EFT ön plana çıkıyor. Sanırım öyle bir nokta var, değil mi? Artık kendimizle kavga etmediğimizde ya da bu duyguların bizi çok aşırı derecede savurmasına izin vermediğimizde orada dengelendiğimizi hissediyoruz, değil mi sevgili hocam? Evet, aynen öyle. Duygularımızı kontrol altına almak, duygularla barışmak, yani reddetmek, o duyguyu reddetmek de onunla savaş. O duyguya teslim olmak da bir nevi, boyun eğmek de bir savaş. Aslında duygularla bir arada yaşamayı, onu hissede hissede yaşamayı öğrenmeliyiz. Yani onu hissetmekten kaçmak ya da onu sürekli hissetmeye çalışmak, işte bizim burada yaptığımız yanlış bu. Kesinlikle. Bir de hocam benim zaman içinde fark ettiğim bir şey var. Onu da seninle ve aynı zamanda tüm dinleyenlerimize de paylaşmak istiyorum. Aslında hepimiz birer yolculuktayız ve hepimiz ileriye doğru gitmek istiyoruz. Fakat burada ileriye doğru gitmemizi engelleyen bazı duyguları fark ettiğimizde onlar üzerinde çalışmak aslında tamamlanmamış bir iş olarak kendimizi görmek değil de zaten tam olan bir işin önündeki o barikatları, o blokajları kaldırmak gibi görüyorum ben. Ve böyle bakınca da daha sanki kendine yatırım yapmak daha anlamlı, daha sağlıklı bir süreç gibi geliyor. Ne dersin sevgili hocam? Evet, insanın kendini tanıma yolculuğunda, bu duyguları tanıma yolculuğunda, bunlarla birlikte yürüme yolculuğunda atılacak adımlardan biri aslında EFT. EFT'nin açılımından bahsedeyim biraz. Lütfen EFT, hocam. Emotional Freedom Teknik olarak geçiyor ve dilimize duygusal özgürleşme tekniği olarak çevrilmiş bir sistem. Burada duygusal özgürleşme dediğimiz şey, az önce belirttiğim gibi tutunduğumuz ve reddettiğimiz, reddederken de o red kısmına tutunuyoruz çünkü. O bağımlılıktan kurtulduğumuz zaman, o duyguyu artık serbest bıraktığımız zaman, evet ben seni görüyorum, ben böyle bir şey yaşıyorum, bunu hissediyorum ve artık bunu hissettiğimi kabule geçiyorum demek. Onun o
akışa izin vermek. O akışa izin verdiğimiz zaman zaten birçok şey dengeye geliyor, yoluna giriyor. Az önce öfkeden bahsettim. Bunun üstünden örnek vereyim isterseniz. Mesela trafikten çok öfkelendiğimiz anlar oluyor. Trafikte öfkelendiğimiz zamanlarda biz neye öfkeleniyoruz? Orada hakkımıza girdiği için, mesela yol hakkı benim önüme geçiyor. Hakkımız yendiği için öfkeleniyoruz. Veya haksızlığa uğradığımızı hissediyoruz. Veya acelemiz var, önümüz kesiliyor, trafik akmıyor, yetişemiyoruz. O yetişemediğimiz zaman kendimize aslında öfkeleniyoruz. Çünkü daha erken çıkabilirdim kısmında. Fakat kendimize o öfkeyi yansıtmak yerine o esnada trafiğe öfkelenmek daha işimize geliyor, daha kolayımıza geliyor. Eğer dengede olursak ne olur? Bu öfkeden özgürleşirsek ne olur? Evet, o anda sinirlendiğinin farkındasın. Derin nefesler alarak o anki duygunun içinden geçmek. Evet, şu anda gerildim. Çünkü ilk önce öfkelenmiyorsun, geriliyorsun. O gerginliği hissettiğin anda küçük EFT vuruşları, trafikte bile yapılabilecek olan o EFT vuruşları, yani seyahat halinde bile yapılacak olan o EFT vuruşlarıyla o gerginliği enerji bedeninden attığın zaman trafik ne kadar tıkalı olursa olsun, önüne kim kırarsa kırsın, daha sakin, daha anda kalarak ve daha anlayış ve hoşgörüyle o yolculuğu tamamlıyorsun. O trafiği bir hayat yolculuğu olarak görürsen, karşına hayatına bir sürü insanlar girip çıkacak. Seni belli yerlerden tetikleyecekler. İlk hakkını yiyen mesela. O seni tetikleyen trafikteki kişi değil aslında. O ilk hakkını yiyen. Mesela burada süt hakkına kadar gidebiliriz. İlk sütümü kim içti? Benim olan sütü kim içti? Senin de bildiğin gibi burada da anneye, anne karnına, hatta atalara kadar giden durumlar oluyor. EFT'de Kesinlikle. bu yolculukta tüm bu yolculuktaki duyguların kökenini bulup oradan arındırabiliyoruz. EFT'de belli meridyen noktalarının başlangıç ve bitiş yerlerine küçük tapping adı verdiğimiz vuruşlar yapıyoruz. Modern enerji EFT'sinde kullanılan EFT noktalarını göstereyim ilk önce ben sizlere Evet, ve yeni lütfen hocam. katılanlara. Başın tepesi, bıngıldak dediğimiz nokta, boş vuruşlar bile insanı rahatlatmaya yeten vuruşlardır aslında. Hiçbir şey söylemeden bile, yani o anda hangi duyguyu hissediyorum düşüncesine kapılmadan bile vuruşlar yapılabilir. Burada Kesinlikle. amaç herhangi bir duygusal tıkanıklık varsa o meridyen noktasında onu boşaltmak. Her bir noktadan diğerine geçerken derin nefesler alıp veriyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Daha sonraki nokta alın noktamız. Bunu caz eğitiminden ya da caz seanslarına katılanlar da bilir. Yani çok üst kere tık yaptığımız, aldım kabul ettim dediğimiz nokta. Diğer bir noktamız kaş başları. Kaş başlangıç noktaları. Tek taraflı ya da çift taraflı vuruş yapılabilir. Diğer bir nokta göz yanları. Burada hafif bir çukurluk hissedersiniz elinizle bastırdığınız zaman. Noktalara küçük küçük vuruşlar. Tekrar derin nefesler alıyoruz. Diğer bir noktamız göz altları. Bir diğer nokta dudak üstü. Bazen böyle vuruşlar da yapılır. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde vuruş yapabilirsiniz. Fark etmez. Bir diğeri çene. Bir diğeri köprücük kemikleri. Ben buraya serbest vuruşlar yaptırıyorum. Çünkü burada çok fazla sine dediğimiz bölgede çok fazla meridyen noktası bulunuyor. Sadece köprücük kemiği değil, sine dediğimiz bölgeye vuruşlar. Aslında Evet. burada herhangi bir yere vurmamız bile çok kolay işe yaramasını Evet. sağlıyor.
Evet. Hani köprü kemiğinde diye telaş eden bulamayanlar serbest vuruş yapabilir bu şekilde. Daha sonra ellere geçiyoruz. Elimizi kendimize doğru bir şekilde tuttuğumuzda her bir parmağın tırnakla etin buluştuğu nokta. Sonra diğeri. Sonra diğeri. Sadece yüzük parmağında alttan vuruş yapıyoruz. Sonra serçe parmak ve daha sonra karate noktası dediğimiz nokta. Ve aynı işlemi diğer el içinde uygulayarak bir tam vuruş sergilemiş oluyoruz. Her bir Müthiş. evet, her bir çalışma sonrasında biz enerji kalbimizle yani özümüzle irtibata geçmek için de kalbimize ellerimizi koyarız ve enerji seviyemizi eksi 10 ile artı 10 arasındaki değerine bakarız. Eksi 10 ile 0 arasındaki değer bizim negatif duygular dediğimiz, kendimizi kötü hissettiğimiz, bize iyi gelmeyen, ayrışmak istediğimiz o duyguları temsil eder. Sıfır nötr olduğumuzdur. Eksi 1 ile artı 1 arasındaki nokta bizim nötr olduğumuz artık ne iyi hissediyorum ne kötü hissediyorum dediğimiz nokta. Sıfır ile artı 10 arasındaki değişim ise bizim artık daha iyi hissettiğimiz durumdur. Ve bizim asıl amacımız o artı 10'a ulaşmaktır. Çünkü artı 10'a ulaştığın zaman artık dönüşümün başladığı noktadır. Artı 8'de bıraktığın zaman onu ödev olarak kesinlikle veririm ki artı 10'a tamamlasın. Çünkü bazen seanslarımızda süremiz yetmiyor ya da direnç gösteriyor danışan. O ödev olarak artı 10'a çıkana kadar devam etmesi gereken şeydir. Direnç gösterdiğimiz olay ise o konfor alanından çıksam mı çıkmasam mı? Çünkü o tutunduğun o duygu aslında sende bir konfor alanı yaratıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi öfke diyoruz. Evet, öfke bize aslında sağlıklı bir duygudur öfke. Zaten duyguların hani negatif duygular ve pozitif duygular diye ayrım yapıyoruz ama tüy kaka dediğimiz duygu öyle bir şey yok. Negatif duygu diye bir şey yok. Onların her Değil biri mi? bizim ihtiyacımız olan duygular. Sadece yaşamayı istemediğimiz, hoşlanmadığımız duygular olduğu için biz onlara negatif diyoruz. Ama her biri bizim için, bu tekamülümüz için hissederek yaşamamıza ihtiyaç duyduğumuz duygular aslında. Kendimizi Kesinlikle. tanımamız adına. Burada sanırım bir EFT seansı alındığı zaman ya da bir EFT eğitimi alınıp kendi seansları uyguladığımızda bu denge noktasına ulaştığımızda artık bu duyguya ihtiyacım var mı sorusu orada önemli oluyor gibi değil mi? Yani artık bu duyguya ihtiyacım var mı? Kendimi bu şekilde tanımlamaya ihtiyacım var mı? Sonra o duygunun sağaltılması sanırım hocam devreye giriyor. Yani şöyle söyleyeyim Aylin'cim, her tür duyguya ihtiyacımız var. O öfkeye de ihtiyacımız var, o gergin hissetmeye de ihtiyacımız var, neşeye de ihtiyacımız var, huzura da, sakinliğe de, dinginliğe de. Biz hep o pozitif dediğimiz bizim hoşumuza giden duygular var ya, onlara tutunmayı çok seviyoruz. Onlar hep arzulanıyor, onlar hep hayatımızda olsun, hep onları hissedeyim. Hayat böyle bir şey değil ki. Yani hep sen neşeyle, coşkuyla, keyifle yaşayamıyorsun. Çünkü eğer o şekilde yaşarsan senin konfor alanın o olduğu için en ufak bir ayağına taş değse o acıyı sen maksimumda hissedersin. Oysa ki ufak bir taş çarptı ayağına. Yani büyük bir drama yaratır. Büyük bir nasıl diyeyim? Büyük bir olaymış gibi algılar onu. İşte bu bizim hoşlanmadığımız, yaşamaktan hoşlanmadığımız duygular bizim aslında yaşayacağımız o küçük küçük acıları, üzüntüleri normal karşılayabilmemiz için, bizde travmatik etkiler yaratmaması için ihtiyaç olan duygular. Evet. Az önce dediğim gibi Normalleştirmek yani öyle bir konunun ya da duygunun içinden geçerken onu normalleştir yani şöyle aslında kendi tepkini dengeleyebilmek. Hani evet. benim
Biraz evvel söylediğinde o da vardı aslında içinde. Yani artık o eski konfor alanındaki kendini çok büyük öfkeyle ifade eden, işte sana, bana ihtiyaç var mı? Yoksa o duygunun içinden rahatlıkla geçebiliyor muyum? Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Evet, aynen öyle. O duyguların içinden geçtiğimiz zaman almamız gerekeni alır, cebimize koymamız gerekeni koyarız. Yani her birinden bir deneyim öğreniriz, her birinden bir yaşanmışlık alırız ve bunu cebimize koyarız. Aynı bir küçük çocuğun yürümeye başlarken patır patır düşmesi gibi. Her bir düştüğünde canı acısa ki acıyordur, her birinde büyük bir tepki verseydi hiçbirimiz şu anda yürümezdik. Çünkü yürümek Tabii. acı verici bir şey. Kimse o acıyı yaşamak istemez. Ha demek ki bizim o zaman ayağa pat diye kalkmamamız gerekiyor. Düşmeyi, o acıyı, o ağrıyı tatmamız gerekiyor ki bunu deneyimleyebilelim. Daha sonraki yaşantıda karşımıza çıkan olumsuzluklarda hüngür hüngür ağlamayalım. İşte Yani onu EFT, çok yani büyük bu bir acı gibi. duygunun dengelenmesi için ne kadar önemli. Buradaki bir takım vuruşlarla o anda birken belki 10 yaşadığımız, senin de bahsettiğin skaladaki gibi hocam, neredeysen işte öfke olabilir, korku olabilir, özgüven, birçok değişik konularda neredeysen o skalayı yavaş yavaş arttırdığımızı görüyor olmak EFT'nin işe yaradığını gösteren bir Evet. yönerge, değil mi? Bir gösterge diyebiliriz. Evet, o bizim cetvelimiz aslında. Neredeydin? Neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz? Artı 10'da olmak istiyoruz. O bizim adım adım ilerlememizi sağlayan bir skala. Yani Evet. duygun dönüştü mü yoksa mış gibi mi yapıyorsun? Mış gibi mi yapıyorsun? Orada Evet. hocam genellikle benim de hani çok duyduğum, dinlediğim bir şey var. Deniyor ki ya bu mümkün değil. Değişmek mümkün değil. Mesela böyle bir çapa atılıyor ve böyle bir önyargı var. Nasıl yani? Ben yıllardan beri böyleyim. Şimdi bunu değiştirebilir miyim ki? Bir EFT vuruşlarıyla gibi bir takım dirençlerle karşılaşıyoruz. Burada ne diyebiliriz? Yani bu direnci ya da bu duyguya tutunan danışanlarımız ya da bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimiz, dostlarımız için burada öneriniz ne olur hocam? Bunu çok sık yaşıyoruz. Çünkü vuruşlar dışarıdan çok saçma geliyor, çok komik geliyor. Ya saçmalama ya, biri beni görse şu halime bak. Yani madara olurum Maymun gibi dersin. falan denir. Yani aynen öyle. Diğer şey tekniklerinde, EFT tekniklerinde başın tepesiyle köprücük kemiğine aynı anda vuruyorsun. Yani bu görüntü dışarıdan bakıldığı zaman resmen Evet. bir maymun hareketi, Şempanze şempanze hareketi oluyor gibi. yani. Evet, saçma oluyor. Valla işe yaradığı sürece maymun gibi de görünebilirim. Hiç no problem yani. Ama işte bazen böyle toplu seans yaptığımız zaman insanlar o yüzden kameralarını kapatıyorlar. Oysa ki ben hep diyorum, lütfen kameralarınızı açın. Açın ki sizdeki o enerji akışını hissedebileyim, görebileyim. Ben müneccim değilim. Kapalı kamera arkasında senin nasıl bir duygu içerisinde olduğunu anlayamam. Ama kameranı açtığın zaman ben senin o vuruşu yaparken ki hafif ritmik hareketin ya da hızlı hareketin, nefes alıp veriş hareketin, mimiklerin, bundan senin enerji durumunun düzelip düzelmediğini, yani hani o artıya doğru yolculuğunun olup olmadığını görebiliyorum. Aynı zamanda o enerji alanı oluşturduğumuz için o esnada ben de o enerji alanının içindeyim. Yani senin enerjin bana etki ediyor, hissedebiliyorum. Bu vuruşlar esnasında bazı semptomatik davranışlar oluyor. Esneme, ağlama, geğirme, kusma. Sonrasında ishal yaşayanlar oluyor. Bunlar çok normal davranışlar. Çünkü enerji bedenin fizik bedenle konuşma şeklidir zaten bu. Yani enerji bedenin bir dili yok. Ben gergin hissediyorum. Ben işte çok üzüntülü hissediyorum. Ben bugün çok neşeli hissediyorum diye sana o enerji bedeninin verdiği mesajdır bedeninde hissettiğin şey. Bu yüzden zaten stresli olduğun zaman miden ağrır, karnın ağrır, migrenin tutar, baş ağrın olur, ayağında uyuşukluk olur, kolunda işte bir karıncalanma olur, yok soğuk soğuk terler akar. Bunlar Ya da işte enerji işte baş bedende, ağrıları oluyor, değil mi? evet,
kadınların da çok yaşadığı. Evet. Bunlar enerji bedeninde bir takım sıkıntıların olduğunu, onunla ilgilenmen gerektiğini sana hatırlatan bulgulardır. Bunları ne kadar göz ardı edersen, görmezden gelirsen, o kadar sana tekrar dillenmeye başlar. Ağrılar artmaya başlar. Beni gör, beni duy. Yani artık beni bir sal, tutunma bana demeye başlar. İstemek de bunlardan biridir. Çok Evet istiyorum. hocam. Birbiriyle ne kadar alakalı ve bağlantılı aslında. Dediğim gibi hocam, yani oradan özgürleşmek için önce kabul etmek gerekiyor. Yani o ağrıyı kabul etmek, o ağrının üzerindeki etkileri kabul etmek ve bundan özgürleşmeyi istemek. Çünkü ağrının altında, değil mi, bir inanç kalıbı var, bir duygu var ve o Kesinlikle, ağrıyı kesinlikle. yaratan... Tabii ki. Bunlar hepsi yaratıyor. Kendimizde olduğu gibi başkasından aldığımız emanet duygularımız var bizim. Annemizden, babamızdan, en çok iletişimde olduğumuz kişilerden aldığımız emanet duygular. Görerek öğreniyoruz çünkü. Biz çocukken söze değil davranışa bakıyoruz. Annem stresliyken tırnak yiyor mesela. Atıyorum. Ben büyüdüğüm zaman okulda herhangi bir durumda strese girdiğim zaman istemsizce farkında olmadan tırnak yemeye başlarım. Neden? Çünkü ben bunu görerek öğrenmişimdir. Bunun Taklit altında etme, değil mi? taklit Taklit etme yeteneği ederek. insanın. Evet. Aynen öyle. Şimdi bazen de bu çalışmalarda hani o duyguyu özgürleştireceğiz ya. Onun altında sana ait olan bir duygu yok. O sadece bir davranış kalıbı. Bunu fark ettiğin zaman işte biz hikaye yöntemi diyoruz. Bazı çalışmalarımızı hikaye yöntemiyle yapıyoruz. O hikayede işte orada anneye gittiğinde annenin o stresli davranışını görüp sen onu kendi hayatına geçirdiğin zaman ha diyorsun evet bu annemin kendi bulduğu yöntem. Bu anneme ait, bu annemin duygusu. O zaman sen kendini annenin duygusundan ayrıştırmaya başlıyorsun. Kendi duygun değil çünkü o. Burası da çok önemli. Katman katman. Orada neleri kopyaladık, neleri taklit ediyoruz farkında olmadan ve Tabii ki. gerçekten neler bize ait. Bu arada hocam trafik örneği vermiştin. Ona da geri döneyim. Benim gerçekten çok sevdiğim şey, şu sıra araba kullanıyorum. Çünkü babamın bir ameliyatı vardı biliyorsunuz. Sürekli gidip gelmem gerekiyor. Ve hani senin de bildiğin gibi İstanbul'da olduğum için ben trafikte çok ilginç şeyler yaşanabiliyor elbette. Dolayısıyla EFT çok işime yarıyor trafikte. Baktım hani nasıl oluyor diyor. Hani metroda falan yapmak biraz daha hani zor oluyor. Sadece tırnaklarına yapabiliyorsun ama arabada hemen böyle kendime bir takım olumlamalar verdim. Hani şu an güvendesin, işte her şey yolunda. Sen güvenli noktaya gidebilirsin, istediğin noktaya falan. Hemen anında meridyen noktalar o kadar işe yarıyor ki. Birden orada yaşanan neyse, yani sıkıştırıldın mı, işte üzerine araba mı sürüldü ya da işte senin yolun mu alındı, her neyse o duygudan hemen çıkabildiğimi gördüm. Müthişti. Harika. Bir de Aylin'cim bütün noktalara vuruş yapmak zorunluluğu yok. Yani öyle trafiktesin, bütün noktaları tek tek gezemeyeceksin. O zaman en rahat vuruş yaptığın yer neresi? Mesela direksiyonu kullanırken en rahat direksiyona bu karete noktasını yavaş yavaş Vurabilirsin. vurabilirsin. Evet. Kesinlikle. EFT'de o duygudan çıkmak için mesela korkuyorsun, kaza yapma korkun, ölüm korkun, güvende olmadığını hissediyorsun, işte hakkının yendiğini düşünüyorsun, çeşitli duygular diyelim. Bunlardan birini tespit ettiğin zaman şu anda ben ne hissediyorum? Korkuyorum. Niye? İşte çok hızlı gidiyorlar ya kaza yaparsam. Peki neye ihtiyacım var? Bu soru çok önemli. Kendimi daha iyi hissetmek için neye ihtiyacım var? Neye ihtiyacım var? Güven duygusuna. O zaman güven diye vuruş yapabilirsin. Hani olumlama cümleleri uzun oluyor veya aklına gelmiyor. İşte nasıl bir cümle kurmalıyım? Çünkü en çok takılınan nokta budur EFT'de. Ya kurulum cümlelerini bilsem ben yapacağım ya. Gerisi Zaten. gelecek deniyor. Ama işte modern enerji EFT'sinde bizim cümleye ihtiyacımız yok. Yok. Öyle bir kurulum Güzel. cümlesine ihtiyacımız yok. Bizim sihirli cümlemiz şudur.
Neye Güzel. ihtiyacım var? Var. Süper. Yani sadece o duyguyu bile kendimize telkin etmemiz Evet. yetiyor. Güven. Güven. Aynen. Daha fazla güven. Yolculuğum boyunca daha fazla güven istiyorum dememiz bile o duygudan çıkmamızı sağlıyor. Evet, çünkü ihtiyacın olana ulaşma arzusu var. Ulaşamadığın zaman daha çok strese giriyor enerji beden. Ve biz Kesinlikle. bu enerji bedeni rahatlatmak için zaten onu stresten arındırmak isteriz ilk önce. Enerji beden stresi diye bir şey vardır. O enerji beden stresi işte bizi gergin yapan haldir. İşte o gerginliği ilk hissettiğimiz anda ilk bu soruyu sorarsak neye ihtiyacım var Neye sorusu ihtiyacım var? direkt rahatlamayı sağlar. Ha, o enerji beden stresinin göz ardı edersek, neye ihtiyacı olduğunu sormazsak o daha şiddetli arzulayacak. Yaşayacak Mesela o onu. Evet. trafikteki o güven duygusunu daha fazla isteyecek, daha fazla panik olacak. Panik olacak. Panik olan bir insan hata yapmaya daha Ve meyillidir. sanırım İster istemez. savrulacak, değil mi? Duygular arasında savrulma olasılığı var. Tabii. Savrulunca da bu sefer agresyon yaratabilir falan falan bir sürü şey Evet. olabilir. Evet. Çünkü o stresle baş edemediği zaman enerji beden stresinin neye ihtiyacı olduğunu görmezden gelerek göz ardı ettiği zaman daha şiddetlisiyle karşılaşacak, panik yaşayacak, gerginlik yaşayacak, öfke yaşayacak, hayal kırıklığı yaşayacak. Yaşayacak da yaşayacak. Yani bizim o negatif duygu dediğimiz şeyler arka arkaya gelecek. Onları da göz ardı ettiği zaman atıyorum trafikten çıktın. İş yerine gittin. İş yerinde kapıya çarparsın. Daha Tabii. da sinirlenirsin. Yani hani keşke gözümün önüne baksaydım. Yani bu kapıda nereden çıktı? Ya da kahve dökersin üstüne. Ya da birinin bir merhaba demesi, nasılsın demesi bile batar sana. Çünkü sen o anda ona merhabaya ihtiyacın yok. Daha iyi hissedebilmek için sakinliğe ihtiyacın var. O sakinlik de sana gökten şeyle inmeyecek. Zembille gelmeyecek. Aynen Evet. öyle. Kendi kendine o sakinliğe nasıl ulaşabileceğini bir kendini bir durup bir dinlemen gerekiyor. Neye ihtiyacın olduğunu. İşte o sakinliği istiyorsan vuruş yapabilirsin. Daha fazla sakinlik, çok daha fazla sakinlik diyerekten kendine o sakinlik enerjisini çağırabilirsin. Çünkü her şey bir enerjidir ve enerjimiz aslında bizim düşüncemizle başlar. Çok çok güzel bir nokta bu hocam. Yani orada sakinliği kendimize davet edebilmek için ilk önce bir bakıyoruz, yokluyoruz kendimizi neler oluyor. Sonra neler olduğunu analiz ediyoruz ve neye ihtiyacım var diyoruz. Sonra oradan hemen zaten bize lazım olan duygu gelir. Aynen öyle. Geldiği zaman eğer çok öfkeliyse mesela değil mi bir kişi aşırı derecede öfkeli ve o öfkesini ifade etmek istiyor evrene, kendi evrenine. O duyguyu ifade edip birilerini aslında kırmaktansa hemen orada duygunun içinden geçmesi için EFT vuruşları mükemmel bir çözüm olacaktır. Bir soru gelmiş hocam. Demişler ki kabızlık için Kabızlık. nasıl bir şey yapmalıyız, söylemde bulunmalıyız? Kabızlık genelde zaten tutunduğumuz şeylerdir. Kabızlık bırakamamaktan Bırakamama. kaynaklanır. Evet. Neye tutunuyorsun? Buna bir bakmam lazım. Yani o tutunduğun şey ne? En çok ne yaşıyorsun da neye tutunuyorsun? Tutunduğun şeyi bulursan bunu bırakmak için neye ihtiyacın var sorusunu sor kendine. Ve ona Evet. vuruş yap. Belki cevap hoşgörü olacak. Belki cevap kabul olacak, değil mi Evet. hocam? Daha Orada fazla ne şefkate gelir? ihtiyacı olabilir. Olabilir. Daha fazla ilgiye, sevgiye ihtiyacı olabilir. Yani herkesin şeyi farklı, ihtiyacı farklı. O yüzden diyorum ya, neye ihtiyacın var sorusunu kendine sor. Evet, Cevap da herkesin sende. tekamülü gereği, kendi dünyası, o küçük evreni gereği ihtiyaçları farklı farklı. Çünkü hepimiz farklı tekamül ediyoruz. Farklı değişik anneler babalardanız. Dolayısıyla değişik deneyimlerimiz var. Duygular çok çeşitli. Bunu ancak ve ancak biz bulabiliriz. Ya Ve anne bulduğumuz zaman da anneden babadan doğsak bile yine duygularımız farklı. farklı oluyor. Mesela atıyorum 5 kardeş olalım. 5 kardeşin verdiği aynı olaya verdiği tepkiler farklı farklı oluyor. Çünkü onun o duyguya bakış açısıyla benim bakış açım farklı oluyor.
O olayda benim hissettiğimle onun hissettiği aynı derecede olmuyor. Mesela bir şey kırıldı diyelim. Beşimiz de öfkelendik. Ama o su skalasına bir baktığımız zaman benim öfkem birken Kaç? diğer kardeşlerim -7'lerde, -10'larda ya da bir diğeri +8'dedir. Yani hani o kadar da öfkeli değildir. Evet, bir anlık. Gamsızdır. Yani olabilir sonuçta. Yani olay aynı, kardeşler aynı aileden ama öfke duygusu da aynı. Hepimizde olan bir duygudur zaten bu. Hepimizin yaşadığı bir duygudur. Ama verilen o süs skalasında baktığımız zaman o öfkenin derecesi farklıdır. Evet, bu konuları böyle alt metin olarak geçmeniz çok güzel oluyor hocam. Yani bakın ne kadar değişiyor değil mi? Yelpaze ne kadar açılıyor, genişliyor. Bir aile içinde bile kardeşler bambaşka tekamüller içinde olabiliyorlar. Dolayısıyla aslında kendi duygularımızı fark ettiğimiz zaman onları tanımlamak, kendimizi de tanımak anlamına gelecektir diyorum. Duyguyu hissetmekten kaçmamak artık önemli olan. Yani onu Evet. hissede yaşamak. O bir acıysa o acıyı da yaşamak gerekiyor. O bir yasa o yası da yaşamak gerekiyor. Sen de biliyorsun aldığımız aile dizimi eğitimlerinde Evet. o yası yaşamadan geçmek, o acıdan kaçmak, o üzüntüden kaçmak da sonrasında farklı farklı deneyimlere neden oluyor, acı deneyimlere neden oluyor. Hem deneyim hem de daha sonra hastalıklar da oluyor. Tabii ki, Yani tabii birçok ki. şeyi davet ediyoruz kendimize. Aynen öyle. O yüzden duygularımızla yüzleşmek, onları kabul etmek ve onları hissede hissede yaşamayı seçmemiz lazım. Evet. Dile de kötü söyle de. Her biri bizim için çünkü. Her biri bizim için, her biri de bize aslında birer yardımcı gibi. Yani biz negatif algılıyoruz. Belki işte ne yaşıyorum ben şimdi diyoruz. Çoğu kişi ne yaşıyorum yani burada ne görmem gerekiyor? Aslında orada bizim tekamülümüzde bizi rahatlatmak üzere gelen duygular bunlar. Çok çok savruluyorsak burada kendimize şunu sormamız lazım. Hani hala göremediğim ne var? Bu kadar savrulmamı sağlayan bu duygudan dolayı neyi görüp kabul edemiyorum? Hangi duygunun içinden geçemiyorum? İşte o yüzden EFT vuruş cümlelerinden biri de kendimi her halimle Kendimi derinden ve bütünüyle işte sevgiyle kabul ediyorum nasıl kısmıdır. bütüncül bir sistem değil mi? Bakın orada da yani Kesinlikle. kabul, sevgi Evet. müthiş, müthiş. Aynen öyle. Ve sevgili Bilgi Hocam aynı zamanda EFT birçok konuda değil mi? Yani örneğin biraz evvel trafikten bahsettik ama işte bir sunuma katılacaksınız, sunum yapacaksınız, çok heyecanlısınız. O sunum öncesi değerlendirilebilir. Ya da çok önemli bir görüşmeye gireceksiniz ve o görüşmeden pozitif ayrılmak, çıkmak istiyorsunuz. Orada değerlendirilebilir. Her konuda, her koşulda EFT yapılabilir. Her konuya çalışılabilir EFT ile. Çünkü her bir konu içinde bir düşünce barındırır. Her düşünce de bir duyguya bağlıdır. O Ben yüzden canlı yayınlardan önce yapıyorum. Bunu da itiraf evet. edeyim mi sevgili hocam? Ben günlük yapıyorum ve öğrencilerime de zaten bunu tavsiye ediyorum. Onlar Evet. da zaten sizden ayrıldıktan sonra onlarla çalışmam Çalışma var. var. Bir arada olacağım. Evet. Aa, Uzman ne güzel. EFT Ben canlı yayından kurucumla. önce yapıyorum yani. Bu canlı yayında çok akıcı konuşabilirim. İşte bunu yapabilecek bilgimi vesaire. Yani kendimce cümlelerimi derleyerek ve çok da işime yarıyor gerçekten. Rahat Özgüveni olmamı yükseltir. sağlıyor. Tabii ki. Özgüvenimi yükseltiyor. Evet. Aynen öyle. Daha bir Ben rahat, EFT daha akıcı. aşığı bir insan olarak burada seninle saatlerce konuşabilirim sevgili Ben de. hocam. Bir sürü örnek. Ben de aynı şekilde hiç bıkmam, usanmam. EFT'yi dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım her zaman. Dediğim gibi EFT ile her türlü konu çalışılabilir. Doğum hikayesinden tutun, işte bu atölyede anne, baba, para, kilo, öfke çalışmalarımız var. Her biri için işe yarayan bir yöntemdir. Şunu da demek isterim. Aynı zamana denk geldi. Onu da ayrıca söylemek istiyorum. Sevgili Emre Ziya Yazgan hocamın Anneler ve Kızları, Yaşam Döngüleri
ve kurban bilinci atölyeleri de var. Bu atölyeler öncesi benim yaptığım bu çalışmalar oraya o kadar güzel bir geçiş oluşturacak ki, yani katılmalarını, her ikisine de mutlaka katılmalarını tavsiye ederim. Emre Hoca'nın atölyesi zaten ufuk açan çalışmalar, bilgiler Kesinlikle. harika. Burada da işte anneyle olan, babayla olan, öfkeyle olan, para ve kiloyla olan, para ve kilo o atölyeyi o kadar şey yapmıyor ama kendine dönük hissettiğin o duyguları dönüştürdüğün zaman kendine daha bir şefkatle yaklaşmayı öğrenmiş oluyorsun. Mesela kilo atölyesinde şunu söylüyorum. Buradan katılamayan arkadaşlara da bir farkındalık olsun. Diyorum ki siz bir sevmediğiniz, hiç hoşlanmadığınız, birlikte olmak istemediğiniz biriyle bir yere kapatıldığınızı hayal edin. Kavgalı olduğunuz, görmek istemediğiniz ve buranın kapısı penceresi yok. Ve size diyorlar ki ömür boyu bir arada yaşayacaksınız. Ve tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak. Ne yaparsınız? Yani bir gün kavga edersin, 2 gün kavga edersin ya da bir gün görmezden gelirsin, 2 gün görmezden gelirsin. Ama ömür boyu sen orada o kişiyle birlikte yaşamak zorundasın. Artık bir uzlaşma yoluna gidersin, değil mi? Çünkü Kesinlikle ömür boyuysa, yani kabule geçilir. artık Evet, bir öfkede işte bedenimizle olan ilişkimiz de böyle. Kiloya bakış kalınmaz açımız da böyle olması lazım. Çünkü bu beden bizim. Artık ömür boyu bu bedenle birlikte yaşayacağız. Yani sürekli kavga ederek hiçbir şey elde edemiyoruz. Onu beğenmeyerek, göbeğini beğenmeyerek, poponu beğenmeyerek, basenlerini beğenmeyerek hiçbir şey elde edemiyorsun. Yol kat edemiyorsun. O büyümeye, onun da öfkesi artmaya başlıyor. Çünkü karşındaki o hoşlanmadığın kişi var ya, sen ona sayacaksın, sayacaksın kötü sözler, o boş mu duracak? Ne yapacak? O da sana karşılığını verecek. Gülümseyerek mi karşılık verecek zannedersin? Sen ona kötü söz söylerken, şuna bak kocaman oldu göbeğin. Sen bak, sen kocamansın diye bir karşılık alırsın, değil mi? Yani Tabii. karşı tarafta kendini savunur. Bunu göbeğimizi, popomuzu, basenimizi, neyse işte o kolumuzu, göğsümüzü, sırtımızı, beğenmediğimiz yerimiz nereyse bedenimizde, o kilolu bulduğumuz, onun da sana söyleyecek iki çift lafı vardır yani. Karşılık verecek iki çift laf vardır. Bir de onu dinlemek lazım. Bakalım sen ona nasıl davranıyorsun. İşte bedeni o kapalı alanda mecbur yaşamak zorunda kaldığın insan gibi görürsen, onunla uzlaşacak bir zemin elbette ki bulman gerekir. Ne güzel. Bu şeye de denk geliyor hocam. Hani nereden nereye gidiyorsun? Kaçış nereye? Ben hep onu söylüyorum. Yani kendime de hani bütün yolculuğum boyunca bunu söylediğim için. Kaçış nereye? Yani hiçbir yere kaçış yok aslında. Çıkış da yok. Exitler kapalı. Yolda devam ediyorsun. Dolayısıyla orada bilinçli zihinle bilinç dışı zihin arasındaki kavga arasında sıkışıp kalmak mı? Yoksa ondan özgürleşmeyi seçmek mi? O Evet. kavga devam eder. İşte burada o duygularla sulha gideceğiz dedim ya. O barışa gideceğiz. O kiloyla da, parayla da, anneyle de, babayla da, öfkeyle de artık sulha gideceğiz. Bu sulh aslında kendimiz için, kendi iç huzurumuz için. Değil Çünkü mi? bu tabii ki insanın en büyük kavgası kendiyle olan kavgası. Ben bunu hazmedemiyorum diyoruz. Niye hazmedemiyorsun? Onun söylediği söz değil aslında sana ağır gelen. Senin ona karşılık vermeyişin ya da yeterince kendini savunmayışın için sen bunu hazmedemiyorsun. Ona iki katını söyleyip rahatladığın zaman ya da ne bileyim ona hak ettiği cevabı hak ettiği şekilde verdiğin zaman bunu hazmedemiyorum cümlesini kurmazsın. Ne zaman kurarsın? Ben güçsüzdüm, güçsüz bir anıma geldi ve ben onun karşılığını veremedim. Ya da ben küçüktüm, o annemin ya da babamın bana olan bu davranışına karşı koyamadım. Tabii. Kaçmayı seçmiş olabilir. Sessiz kalmayı seçmiş olabilir. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi de gizli öfkeler yaratan şeyler, adımlarımız.
kendimize olan duygularımız aslında birçoğu. Bir de hocam bu çalışmalarımızda atölyelerde şeyi de fark edebiliyor muyuz yüksek farkındalıkla? Ne çeşit bir öğrenme biçimim var benim? İşte ben şu anda duyuyorum, EFT'de dinliyorum, dokunuyorum. Aslında birçok öğrenme metoduna da işaret ediyor EFT. Yani hem kendimize dokunuyoruz, hem bazı sözler söylüyoruz. Dolayısıyla kendimizin öğrenme biçimlerini de belki keşfedip kendimize daha çok yardım etmemizi sağlayan bireysel bir çalışma bile diyebiliriz EFT için. Çünkü kimseye gerek yok. Yani kendi kendine kolaylıkla yapılan bir teknik zaten ve Evet. 2 yaşından itibaren çocuklar da uygulayabiliyor ve biz de çocuklara bunu öğretebiliyoruz. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada kreşlerde EFT tekniği çocuklara öğretilmekte şu anda. Şaşırdım. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü çocuklar o duygularla ne yapacaklarını küçük yaşta öğreniyorlar. Biz o duyguları bizim jenerasyon diyeyim daha doğrusu. Bizim jenerasyon duygularla ne yapacağımızı bilmeyen bir Trip jenerasyondur atıyorduk biz. Trip. çünkü. Şimdiki çocuklar öyle değil işte. Trip atmıyorlar yani. Direkt böyle mantık Sen neokorteksten. sen gene şanslısın Aylin'cim. Ben senden yaş olarak büyüğüm. Biz trip de atamıyorduk. Trip de atamıyorduk çünkü Aman ben de çok atmadım hocam zaten şimdiye. yani şey demek istiyorum. Bizim büyüme şeklimizle şimdiki çocukların büyüme şekli aynı değil. Çünkü Çok farklı. pedagojik yaklaşım bizim zamanımızda bu kadar bilinen bir teknik değildi. Şu anda annelerin çoğu pedagojik yaklaşımın ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini bilen, araştıran, öğrenen, daha fazla kaynak bulabilen bir dönemdeyiz şu anda. Bizim zamanımızda görerek öğrenme vardı. Kendi annesinden ne gördüyse ya da çevreden, konudan, komşudan ne gördüyse onu uygulayan bir anne çevremiz vardı bizim. Ha, şanslılarımız evet daha eğitimli ve bu pedagojik yaklaşımın farkında olan annelerimiz de vardı. Fakat sayıca bu kadar fazla değillerdi. O yüzden de biz bu kadar duygularımızla barışık yaşayamadık. Ağlayan bir çocuğa yut o sesini diyenleri çok duyduk. Başımıza da geldi. Ya da işte düşüp ağlayan bir çocuğa bir şey olmaz, sil gözyaşını deyip devam etmesini bekledik oyuna ya da yaptığı iş neyse. Yani şu anda canın acıyor anlıyorum diyerek ona yaklaşılmadı bizim dönemimizde. Tabii O tabii. yüzden de bizim jenerasyonun EFT'ye çok daha fazla ihtiyacı var ki Ha. o yatsıdığı duyguları artık bir kabule geçsin. Evet ağlayabilirim, evet duygumu ifade edebilirim. Çünkü biz çok duygu yuttuk. İşte Belki bu o yuttuğumuz duygular ha. bizde öfke oldu. Yuttuğumuz duygular bizde kilo oldu. Yani her yediğimiz gıda değildi aslında. Ha, duyguları da Tabii. yedik biz. Hocam şöyle de aslında diyebiliriz belki yani bizim jenerasyon yani ben ve işte benden sonraki önceki jenerasyonlarda çalışacak daha çok konu var belki EFT ile. Yeni jenerasyonlarda da başka konular çıkacak. Örneğin çok yoğun rekabet duygusu var çocukta. Ya da işte çok yoğun işte sevgiyi hissedemiyor. Yeni jenerasyonda da böyle bir şey var. Kalp çakrasının kapalı olduğunu düşünüyorum mesela bazı şeylerde. Dolayısıyla onu da soracaktım zaten sorularımdan biriydi. Örneğin sevgiye ihtiyacı var. Sevgiyi deneyimlemek istiyor. Her şey var ama daha fazla sevgi. Bunu yine EFT ile başarabilir mi kişi? Daha sevgi dolu olmak, sevgiyi almaya, kabul etmeye hazır olmak, vermeye hazır olmak. İşte dedim ya hissede hissede duyguları yaşamak gerekiyor diye. İlk önce hissetmek için kendimizi açmamız gerekiyor. EFT ile duyguları hissetmekten korkmamak adına vuruşlar yapmamız gerekiyor. O duyguyu hissetmek için kendimize izin vermemiz gerekiyor. Bu sevgi de olsa. Mesela ben seni çok seviyorum Aylin. Ha, acayip seviyorum ama sen sevgiyi almak kısmında kapalıysan, böyle alıcılık kısmın yoksa ben senin için öleyim, tapayım, dünyaları ayaklarına sereyim. Bu senin için hiçbir şeydir. Yaranamazsın Hissetmezsin. bana, değil mi? Evet, Evet, hisset. Aynen. hissetmezsin. Çünkü sen o sevgiyle ne yapacağını bilmiyorsun.
Kesinlikle. Yani Ve orada İzmir'de hatta dönüşüm için direnç bile oluşturursun, hiç görmediğin bir sevgiyle karşılaşıyorsun, değil mi? aynen. Aklıma şey geldi Aylin, çok alakasız gibi görünen ama gerçekten bağlantılı olan bir şey. Doğu'nun bir köyünde çocuklar hiç çilek yememiş, hiç çilek görmemişler hayatlarında. Çileğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Sebze mi, meyve mi, atılır mı, tutulur mu, yenir mi, yutulur mu, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Ve oraya atanan bir öğretmen bunu öğrendikten sonra daha sonraki bir şeye gelişinde, işte tatil dönüşünde çilek tohumlarıyla geliyor. Ve çocuklarla birlikte bunu ekiyor, suluyor, bakıyor, büyütüyor ve çilekler vermeye başlıyor. Ve daha sonra o çilekleri çocuklara yediriyor. Kendi elleriyle ektikleri, büyüttükleri çileğin tadına bakıyorlar. Ve çileğin nasıl bir şey olduğunu, hani resimde çileği görüyorlar, bu çilek diye öğreniyorlar ama o çileğin nasıl bir şey olduğunu, kokusunu, tadını bilmiyor. Ben de sana sevgiyi alamayan biriysem, ben sana sevgi budur, budur, budur desem, aynı o çileğe resmini göstermiş öğretmen gibi olurum. Ama sen bu sevgiyi eline alabilen, alabildiğin, kalbine koyabildiğin, sarılabildiğin, öpebildiğin, koklayabildiğin bir şey olduğunu, sana bunu bu şekilde öğretsem, işte o zaman sevgiyle ne yapacağını bilirsin. Bizim işte bu duygulardan kaçmamızın bir nedeni de bu duygularla ne yapacağımızı Bilmiyorum. bilmediğimiz için. İşte o Ne çilek yenir kadar. mi, yutulur mu bilmedikleri gibi. Evet. O yüzden EFT ile o duyguları iyice anlamak, değil mi? Anlamak, o vuruşlarla duyguları, Hissetmek için bilinç. kendimizi açmak. Hissetmeye kendimizi açmak. Bir de hocam, aynı zamanda olayın travma bölümleri de oluyor. Mesela travma yaşanıyor, travmadaki duyguya gidiliyor, değil mi? O travmadaki duyguları özgürleştiriyoruz vuruşlarımızda hemen. Neyse, oradaki korkuyu, oradaki yalnızlığı. Bir de işin bu tarafları da var. Bu arada verdiğin örnek mükemmel bir şey. Yani duyguyu tanıyamamak duyguyla baş edememeyi de sağlıyor. Ve belki senelerce böyle sonsuz bir kısır döngü içinde o duyguyla ilgili imtihanlar veriyoruz. Evet, aynen, o Çok çok çileği değerli. hiç tanımadan bu çilek deyip görmek gibi, sadece resmine bakıp görmek gibi yani. İşte Kesinlikle. o duyguları hissetmek için kendimize izin verdiğimizde, ilk önce o EFT ile o duyguya kendimizi nerede kapattık? Nasıl kapattık? Hangi durumda kapattık? EFT sadece vuruş tekniği değil. EFT, modern enerji EFT'sinde uzman arkadaşlarım bilirler çünkü uzman eğitimde veriliyor bu bilgiler. Emo tekniği dediğimiz, hikaye tekniği dediğimiz, kılavuz yıldızı tekniği dediğimiz birçok teknik barındırıyor içerisinde. Ve her biriyle biz en derin, en acı, en umutsuz olduğumuz anlara dokunabiliyoruz. Orada o dönüşümü sağlayabiliyoruz. Ve şuradan küçük yine bir ipucu vereyim. Hangi duygudan hoşlanmıyorsan, hangi duyguyu yaşamak istemiyorsan ya da ondan kurtulmak istiyorsan, o duyguyu ilk nerede, ne zaman hissettin? O ana dön. O ana döndüğün zaman şu anki bilgi olarak dönme. O anda kaç yaşındaysan, atıyorum 5 yaşındayken işte boğazıma bir şey takıldı. O esnada annem kızdı. İşte ne yapıyorsun, öyle mi yenir elma diye. Halbuki boğazıma takıldı ve ben o anda acı içerisindeyim. Anneme öfkelendim, beni anlamıyor diye. Ve Tamam mı? orada enerji sıkıştı, değil mi? Orada bir Orada sıkışan enerji bir enerji sıkıştı. var. İşte o 5 yaşındaki bilgenin annesine olan öfkesine dönüştürmek gerekiyor. Tetikleyen bir sürü olaylar yaşayacak Tabii. hayatında ve psikomatik bir takım tepkiler verecek belki. Tabii ki. Belki elmaya alerji bile geliştirebilir yani. Aynen öyle. Yutkunma Yani nereden zorunluluğu. nereye? Tabii ki yutkunma zorunluluğu oluşabilir. O bilgenin katı gıdaları, sert şeyleri yemek, sevmek istemeyen bir bilgi olabilir büyüdüğünde. Meyveyle ilgili problemi olabilir. Ya da o meyve kokularıyla ilgili problemi olabilir. Parfüm kullanamayabilir mesela. Çünkü ya da elma kokulu şampuan kullanamayabilir. Alerji yapabilir. Birçok şeyi Müthiş. tetikleyebilir yani.
Kesinlikle. Yani Afiyet olsun. orada EFT'de çalışırken, değil mi? Duygu Tabii üzerinden tabii. giderken bu örneğe geri dönülebilir belki. Hı. Oraya varıldığı zaman da kişi kendinde bulunan bir takım psikosomatik tepkilerin kaynağını bile görmüş olur. Yalnızca bir EFT çalışmasıyla. Aynen Çünkü öyle. hayatımızda sürekli duygu tekrarları yaşamıyor muyuz hocam? Yani çoğumuzun Evet. deneyimlediği ve işte nereden çıktı şimdi bu tepki dediğimiz birçok durum yaşıyoruz aslında. Aynen öyle. Bir örnek vermek istesen sevgili Bilge hocam, kendi EFT seanslarınla ilgili, tabii ki içeriğini söylemeden, ama değişen dönüşen danışanların kendilerindeki o değişim ve dönüşümleriyle ilgili ne demek isterdin? Şimdi her çalışma kendine özgü. Tabii ki burada isim ve konu Evet. belirtemeyeceğim. Evet. Fakat şöyle bir şey belirteyim. Sevgili danışanım çok güzel dönüşümler yaşıyor hayatında. Ve güzel mesajlar atıyor kendisi. Bugün de eşi geldi mesela. Müthiş. Eşiyle çalışmamı rica etmişti. Ve nasıl diyeyim? Erkekler genellikle bu konulara daha bir mesafeli oluyorlar. İlk kez EFT ile tanışan birinin yaşayacağı tepkileri veriyor haliyle. Bu tür durumlarda ilk başta küçük koçluk çalışmasıyla başlıyorum Aylin'cim. Çünkü EFT şak diye yapılabilecek bir çalışma değil. İlk önce o Tabii. danışanı anlamak, anladığını ifade etmek, sorununa saygı duymak gerekiyor. Çünkü senin için küçük Kesinlikle. olan bir sorun karşıdaki için çok büyük bir mesele olabiliyor. Onun hayatını, hayat kalitesini etkileyen bir durum olabiliyor. O yüzden küçük büyük demeden her türlü sorun bizim kabulümüzdür. Ve yardımcı olmaya çalışırız. Ben burada size küçük bir şey denetmek istiyorum. Lütfen. Biliyorum vaktimiz çok fazla yok Yo, ama. vakitte hiç problem yok hocam. Devam Tamam, süper. edebiliriz. Ben buradan direkt şeye geçeceğim için EFT Ben grup zaten çalışmasını seninle geçeceğim için. sohbet etmeyi çok seviyorum hocam. Tamam. Yani böyle Teşekkür saatlerce ederim konuşabilirim. Aylin'cim. O Evet. yüzden böyle zaman neredeyse kavram olarak bende sıfırlanıyor seninle sohbet ederken. Tamam. Şimdi düşünce sistemimizin bizim enerjimize nasıl etkisi var bunu göstermek istiyorum. Hani dedim ya modern enerji EFT'sinden bahsediyoruz deminden beri. Bunu hayatımızda nasıl pozitif kullanabiliriz için küçük küçük ipuçları verdim zaten. Yayınımızda kayıt olmuş olacak. Evet. Bu kısımları şey yapabilirler, tekrar izleyebilirler. O neye ihtiyacım var sorusunu kendilerine sorarak kendilerine pozitif EFT yapabilirler. Bunlar çok etkilidir. Bir de o düşüncem benim duygularımı etkilemiyor kısmını çürütmek istiyorum. Şöyle çürütmek istiyorum. Şu bileklerimizde çizgi vardır. Şu iç kısımlarda. Herkeste olan. Şimdi her iki bileğimizi o çizgileri üst üste koyduğumuz zaman şu şekilde avuçlarımızı açtığımızda ellerimizi birleştirdiğimizde genellikle bir parmak diğerinden yani bir elin parmakları diğerinden daha kısa görünebilir. Aynı da olabilir. Genelde kısa da olabilir. Evet. Şimdi aynı olanlar için sadece dinleyin. Kısa olanlar için mesela benim şu anda sol el parmağım sağ el parmağımdan azıcık daha kısa gözüküyor. Şu Benim de öyle. tekrarlarsak şu bilekteki çizgileri birbirlerine yapıştırdığımız zaman ellerimizi hiç oynatmadan kapattığımızda bir tarafın parmakları diğer tarafın parmaklarından kısa bir diğer uzun oluyor. Eşit de olabilir. O da önemli değil. Şimdi hangisi ise o elinize bakın. Kısa olana. Benimki sol elimin parmakları kısa. Ben ona bakıyorum. Ve diyorum ki parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Bunu EFT vuruşlarıyla birlikte yaptığım zaman parmaklarım uzuyor. Ben buna enerji gönderiyorum. Parmaklarım uzuyor. İnanmasanız bile lütfen deneyin. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor.
Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım uzuyor. Parmaklarım Ben uzuyor. bunu başka Parmaklarım uzuyor. versiyonları Parmaklarım uzuyor. Şimdi bu noktada tekrar aynı şekilde ellerinizi yine bilekteki çizgileri birbirine değdirin ve ellerinizi kapatın. Ve şimdi tekrar bir bakın lütfen. Şu uzadı anda da benim gerçekten. sol parmağım Uzadı. uzadı. Evet. Ya hocam müthiş bir şey bu. Nasıl bir dili var bedenimizin ve biz onu henüz bilmiyoruz. Yani yavaş yavaş onunla konuşmayı öğreniyoruz. Evet, aynen Müthiş. öyle. Ve eşit. Çok Şimdi güzel mi bir şey. eşitlendi Fatma Hanım? Benim sol biraz daha uzun oldu şu an. Çok herhalde şey Evet. yapmışız. Buruşlar. Şimdi biz bir kere enerji gönderdik. Yani biz sadece ne düşündük? Parmaklarım uzuyor olmasını düşündük. Yani düşüncemize biz enerji gönderdik. Ve enerjiyi düşüncen neredeyse enerjiyi oraya yoğunlaştırıyorsun. Olur. Evet. Deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz boyunuzu uzatmak için de. Fakat istikrarlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yani hani bir kere yaptım, oldu bitti şeklinde değil. Evet. Şu anda Güzel bir eşitlendi diye fikir harika. verdi. Birçok konuda da yapılabilir bu. Çok Her konuda etkili, yapılabilir basit ve Aylin'cim. etkili. Her konuda yapılabilir. Evet. Yani burada şunu demek istiyorum. Düşüncen neredeyse enerjiyi ona gönderiyorsun. Yani odağın neredeyse orayı büyütüyorsun aslında. Evet. Aynı trafikte giderken odağın trafikte işte hızlı gitmekteyse kaza yaparsın yani. İşte sana haksızlık yapıldıysa önüne kırılarak eğer odağın hala oradaysa o gün boyu haksızlıklarla karşılaşırsın. Hak Tabii. etmeden işte patrondan azar işitirsin. Ekstra mesaiye kalırsın. Yani başına gelmeyecek bir sürü haksızlığa maruz kalırsın. Çünkü odağın oradaydı. Hem Enerjini odağımız oraya gönderdi. hocam orada odağa kilitleniyoruz ve benzer deneyimler yaratıyoruz. Bir de evren seninle konuşuyor ya yani biz bunu yaşıyoruz ve bunun üzerine çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Dolayısıyla benimle konuşan evrene karşı tepkilerimi dengelemek değil mi? Orada dengeli yani dengeyi seçmek. Kendi hayatımdaki görüntülerime karşı nasıl tepkiler veriyorum? Hangileri benim işime yarıyor, hangileri yaramıyor? Bunu da ölçmek için müthiş bir teknik. Atölye peki nasıl olacak? Atölyenin tarihi 1 Şubat'ta 1 başlayacak. Yani Şubat'ta 2 gün başlayacak. sonra, değil mi? Evet. 30 Evet. Ocak'tayız. Evet. 30 olacaktayız. 2 gün sonra ilk atölye çalışmamız başlıyor. Bu atölye çalışmalarını tek tek de katılabilirler. Yani hani benim vaktim yok şuna katılacak o gün bir programım var dedikleri takdirde bu 5 otel atölyeyi ayrı ayrı ihtiyaçlarına göre de alabilirler, zaman durumlarına göre de alabilirler ya da hepsine birden de katılabilirler. Hepsine birden katıldıkları zaman indirimli fiyattan yararlanmış oluyorlar. Tek tek katıldıkları Müthiş. zamanda ayrı fiyat ücretlendirmemiz oluyor. Onu da FDM koordinatörlerimiz Berna ve Sinem hanımlardan detaylı bilgi Eylül alabilirler. Hanım'dan, Ve evet, Berna ve Eylül Hanım'dan. Eylül'cüğümü saymıyorum şimdi biraz daha toparlanma döneminde olduğu Evet. için. Evet. O zaman atölyeyi müthiş açılımlar, hayatında müthiş dönüşümler, takıldığı duygudan özgürleşmek isteyen herkese tavsiye ediyoruz buradan. Sevgili Bilge hocamla bunu deneyimlemek herhalde ihtişamlı, çok muazzam bir şey olur diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim Aylin'cim, sağ olasın. Onlarla güzel oluyor, arkadaşlarla güzel oluyor. Çünkü her bir arkadaşın deneyimi farklı ve onların
Birinin bir sorusu başkasında başka ufuklar açıyor aslında. Evet. O yüzden grup çalışmaları daha etkili oluyor. Bireysel çalışmalar ayrı tabii ki. Ama grup çalışmaları da ayrı ayrı farkındalıklar oluşturuyor. Ve çok güzel enerjiler ortaya çıkıyor açıkçası. Şey gibi değil yani, ha bugün ben seni gördüm yarın işim bitti şeklinde değil. Orada o enerji bağı zaten aynı enerji frekansında olan arkadaşlar bir araya gelmiş oluyor ve aynı Evet. anda enerjiler yükselmeye başladığı için orada böyle duygusal bir bağ da olmuş oluyor bir taraftan. Evet, Onlar da duygusal güzel bağ oluyor. olması da birliktelikten güç doğması anlamına gelir hocam. Evet. Ve belki tanımlayamadıkları bir duyguları var. Bir başkası onu çok güzel tanımlıyor, değil mi? Oradan hemen, Evet, aynen ben de öyle. bunu yaşıyordum ama bu Evet. zamana kadar tanımlayamamıştım deme şansı da olabilir. Ya da bu duygumun adı buymuş. Bu Evet. hissettiğim şeyin adı Evet. buymuş deniyor. Sevgili Emre hocamın maraton deneyimlerinde, yani ben ilk maratonlara katıldığımda bu duyguyu çok yoğun hissetmiştim. O yüzden çok böyle minnet doluydum, yani şükran doluydum gerçekten. Zaten maraton ailesi diye bir şey oldu sonunda. Aynı O yüzden gibi şimdi Bilge oldu. hocam, sizin evet EFT'nizde de eminim yine aynı duygusal altınları, aynı coşku, aynı birliktelik duyguları hissedilecektir. Hep birlikte olursak neden olmasın diyorum. Daha güzel duygularla, dönüşümlerle birlikte olalım istiyorum. Çıkın çıkın gelin Evet. arkadaşlar. Kendiniz için bir güzellik yapın. EFT yapın. Bir güzel yapın, efet yapın. Müthiş oldu hocam. Evet. O halde beraber Her yavaş türlü yavaş evet. Her lütfen. türlü sorularını sorabilirler. Sorusu olan arkadaş varsa alayım. Dediğim gibi ben buradan direkt şeye geçeceğim. Şimdi benim vuruşlar bitmeyecek. Devam edeceğiz. Saadet Hanım bizde öyle oldu demiş. En son söylediğim Saadet Hanım'da. herhalde toplu aldı Saadet Hanımlar. Belki sizin çalışmanıza katılmış olabilir. Bizde öyle oldu Saadet demiş. Hanım öğrencilerimden, uzman Aa. öğrencilerimden. İşte birazdan onlarla şeyim var, toplantım var. Müthiş. O zaman Saadet Hanım zaten hemen Evet. anlamıştır. EFT'nin müthiş. Semra evet demiş aynı Evet. şekilde. Semra da, Saadet de çok aktif kullananlardan. Vuruşlara devam canım. Aynen. Evet, aynen. Buradan biz vura gideceğiz. Vuruşlara devam. Evet. Bekliyoruz seni demişler. Hocam ben seni tutmayayım o zaman. Tamam. Çok Çalışman da var teşekkür ediyorum. zaten. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok Tekrar sağ o olasın. güzel bilgilerini bize sunduğun için, bilgehanemizi her geçen gün geliştirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Başka bir olasın canlı anneciğim. yayını iple çekiyorum. Görüşmek üzere sevgili hocam. Görüşürüz. Tüm Kendinize iyi dostlarımıza bakın. da Hoşça evet, kalın. selamlar, sevgiler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.